Bir çırpıda açlığı dünyadan yok etmek, bu Stuttgart Hohenheim'li tarım uzmanlarının rüyası. Joachim Sauerborn, kendini Birleşmiş Milletlerin istediği gibi 2050 yılına kadar gıda maddesi üretiminin iki katına çıkarılmasına adamış. Bunun çok zorlu bir iş olduğunu düşünüyorum ancak yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda açlık çeken 1 milyar insan var ve talebi yerine getirmekten başka şansımız yok. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Başarı reçetesi ise üniversitede. Tüm dünyadan bilim adamları birlikte çalışıyor. Kamerunlu Linda Gorim de onlardan biri. Gorim, suyun bitkilerde en etkin biçimde nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. İşin püf noktası tohumların önceden işlemden geçirilmesi. Kuraklıkta tohum etrafındaki kaplamanın bitkiyi ne kadar koruduğunu anlamaya çalışıyoruz. Afrika'nın doğusundaki gibi aşırı kuraklık dönemlerinde ıslah ve kaplama gibi teknolojilerin kombine edilmesinin yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Gıda maddesi tedariği ileride Asya'yı da tehdit edebilir. Sorun kalkınmakta olan ülkelerde et ve et ürünleriyle beslenenlerin sayısının artması. Hayvan beslemek için büyük miktarda bitkisel yem gerekiyor. Nüfusta aşırı oranda artıyor. Vietnam'ın Hanoi kentinde gittikçe daha fazla insan masraflarını karşılayabileceği gıda maddesine ihtiyaç duyuyor. Hohenheimli araştırmacılar Asya'da zirai verimi artırmanın yollarını arıyorlar. Bu nedenle bir bitkinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu bilmeleri gerekiyor. Bir ısı kamerası suyun bitkiler üzerindeki etkisini gösteriyor. Böylece hangi bitkinin ısıya ne kadar dayanıklı olduğu hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. <laughs> Üretimi nüfus artışına uydurabiliriz. Bu bizim görevimiz. Ayrıca toplum tarafından ve fakültelerimiz üzerinden finanse ediliyoruz. Bu da toplum için çalışmamızı gerektiriyor. Bu yıl itibariyle mahsulde sağlayacağımız her yüzde birlik artış bizi geleceğin zirai hammadde ihtiyacını karşılama hedefine bir adım daha yaklaştırmış olur. <laughs> adamları yeni türler ortaya çıkarmadan önce gen analizleri sayesinde en iyi özellikleri seçebiliyor ve ürünün yetişmesi için şimdiye kadar olduğu gibi aradan uzun zaman geçmesi gerekmiyor. Bir darı çeşidi olan sorgun Afrika'nın en önemli gıda maddelerinden. Ancak yabani otlar ürünü tehdit ediyor. Dieses Unkraut hier ist dafür verantwortlich, das bu yabani ot birkaç yıl içinde arazinin yüzde %50'sine yakınına zarar verebilir. Bu da milyonlarca çiftçinin geçim kaynağını kaybetmesi anlamına gelir. Buradaki gibi bu yabani bitkiye dayanıklı bir bitki yetiştirmeyi başarırsak bölge halkının beslenme sıkıntısına doğrudan çare bulmuş oluruz. Danach, Ancak modern üretim metotlarının insanlara da ulaşması gerekiyor. Araştırmacılar çiftçilerin tecrübelerini de geliştirmeye çalışıyor. Toprağın da önemi büyük. Burada Burkina Faso'dan alınan toprak numunelerinin analizi yapılıyor. Hangi gübrenin mahsulü ne kadar arttırdığı araştırılıyor. Bir diğer soru da aynı genişlikteki araziden nasıl daha fazla gıda maddesi elde edilebileceği. Burada alev fotometresiyle potasyum ölçülüyor. Potasyum toprak için önemli olan ve daha sonra bitkilerin beslendiği önemli bir madde. Pflanzen, Joachim Zauerborn, üretimi uygulamada da iki katına çıkarmak için büyük mücadele vermek zorunda olduğunu söylüyor bilim tek başına bu hedefe ulaşamayacaktır ancak bu hedefe politika ve iş dünyasıyla birlikte ulaşılabilir fakat bilim olmadan başarılması da tabii mümkün değil Biliş.